Önümüzde daha zor bir maç var şimdi. Kendi seyircimiz önünde. Daha iyi şeyler yapmak isteyeceğiz. Maçı kazanmak isteyeceğiz. Yüksek tempoda oynamak isteyeceğiz. İyi bir de rakip var. Geçen senenin biliyorsunuz iyi takımlarından biri. Üstüne de iyi takviyeler yaptılar. Teknik heyetleri de değişti. İyi bir teknik heyetle çalışıyorlar. Biz kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Arkadaşlar artık takımdaşlıkları, arkadaşlıkları, coşkuları giderek artıyor. İnşallah iyi bir başlangıç olur bu bizim için. Bayram öncesi de keyifli bir hafta sonu geçiririz. Ondan sonra bir bayram geçiririz. Biz tabii kulüplerin normalde değeri bulduğunda her oyuncuyu verme gibi bir lüksün olduğuna ben inanıyorum. Bunlardan biriyim ben, yani inananlardan biriyim. Ama biz o boşalan yerlere çabuk ve hızlı bir şekilde doldurmamız gerekiyordu. Biz orada bir hata yaptık. Yani Titi gittiğinde biz stoper alsaydık şimdi hiçbir şey düşünmüyor olacaktık. Ama maalesef onun yerine oyuncuyu koyamadık. O yüzden şimdi Ekong da gidince o bölgede bir sıkıntımız var. Genç arkadaşlarımız var. Orada sanki ileriyi görüp de hazırlık maçlarında oynattığım bir stoper arkadaşımız var. Şimdi ismini söylemeyeyim. Çok çabuk havaya giriyor. O nedenle onu deneyeceğiz, bakacağız. Takım halinde biz bütünlük halinde bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Onun için bir mevkide eksiklik bizi etkiler mi? Belki etkiler ama takım bütünlüğüyle onu da hallederiz diye düşünüyorum. Şimdi çok oyuncu boşalttık. Sonra gidenin yerine birer birer oyuncu alacağız diyorduk. O nedenle 4-5 tane oyuncu gibi bir transfer şeyimiz duruyor. 2 tane stoper alacağız. O mevkide oyuncumuz yok. Öbür oyuncularla ilgili de hızlı bir çalışma var. Bugün yarın sahibe geldi biliyorsunuz. Evet. Onun işlemleri bitiyor şimdi. Onun dışındaki oyuncular da büyük bir ihtimalle 2-3 gün içerisinde. Forvet 2 takviye hala. Evet, devam ediyor. Bir tane orta sahaya devam ediyor. Bir kenar oyuncusu var. Orta saha mı kenar mı diye düşünüyoruz. 2 de stoper alacağız. Hocam, forvet transferi bu hafta yetişir mi? Önümüzdeki haftaki maça yetişir büyük bir ihtimalle. Kubilay'a teklifler var. Biz onu yurt dışına vermek istiyoruz. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar, değerli bir oyuncu. Böyle yerli oyuncu yetişmiyor biliyorsunuz. Ama bizim şehirle bir takım şeyleri kaybetmiş Kubilay. Onun hem moral motivasyonunu arttırması lazım, hem kendi kalitesini göstermesi lazım. Onun için de ona en uygun yer yurt dışı diye düşünüyorum ben. O yüzden o bölgeyle ilgili de çalışmalarımız var. İnşallah gerçekleştirir, tekrar döndürürüz onu. Arkadaşlar onunla ilgili bazen çalışmalar vardı ama gerçekten iyi bir para teklif ettiler ona. Öyle bir para teklif edince zaten bu ekonomik darlık biliyorsunuz bütün kulüplerde, had safhada. Biz de onunla ilgili, demin de söylediğim gibi, değerini bulan her oyuncuyu vermek kulübün işidir. Ama onun yerine de daha ucuzunu, aynı kaliteye yakınını koyup onu bir yerlere getirmek de işidir yani. Değiştirmişler. Aynen öyle. Aynen öyle. Aynen öyle. Aynen öyle. Aynen öyle. Aynen öyle.